Demirci Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gözaltına alınan şüpheli İD'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Demirci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İD tutuklandı. Şüphelinin ilçede örgüte yakınlığıyla bilinen yurtta yöneticilik yaptığı öğrenildi. Sevgili seyirciler, Turgutlu Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından organize edilen Uluslararası Turgutlu Sempozyumu başladı. 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Turgutlu Sempozyumu'nun 20. oturumunda 75 bildiri sunulacak. Sempozyumun açılış oturumu ETV'den naklen yayınlandı. Turgutlu'da 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Turgutlu Sempozyumu açılış töreni gerçekleştirildi. Turgutlu Kaya Magnezi Otel'de gerçekleştirilen sempozyuma Manisa valisi Mustafa Hakan Güvençel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Türk, Turgutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Kenan Yalınız, eski belediye başkanları, CHP ilçe başkanı Erk Kayabaş, sempozyum yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda dinleyici katıldı. Yoğun ilgi gösterilen sempozyumda 75 akademisyenin Turgutlu hakkında yazdığı tezler kuruldan geçti ve sempozyumda yerini aldı. 3 günlük sempozyumda 20 oturumda 75 bildiri sunulacak. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren eski belediye başkanlarından Mehmet Düzel Gökyaylan'ın ardından konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, sempozyum kapsamında Turgutlu'ya dair akademik çalışmaların paylaşılacağını belirtti. Turgutlu'ya dair aylardır devam eden çalışmalar paylaşılacak. İlçemize dair her ne varsa ki köklü geçmişe sahip Turgutlu'nun tarihi, kültürü, coğrafyası, ziraatı gibi aylardır üzerinde titizlikle çalışılan tüm konuları şu an bizlerle birlikte olan akademik kadrolar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Başkan Şirin, Turgutlu için bütün imkanların seferber edildiğini sözlerine ekledi. Bizler yerel yönetimlerin tarih ve kültür araştırmalarında itici güç olması gerektiği inancından hareket ederek göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin kültürünü, tarihini ilgilendiren konularda kurumumuzun tüm imkanlarını seferber ettik. Başkan Şirin'in ardından konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi, Turgutlu için çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirtti. Bugün de çok değerli araştırmacıların katılımıyla Turgutlu'nun gelişen kimliğine fayda sağlayacak çok önemli ve büyük bir etkinliğe birlikte imza atıyoruz. Rektör Çelebi, 2017 yılının Ekim ayında Uluslararası Manisa Sempozyumu'nun düzenleneceğini sözlerine ekledi. Burada ilk olarak ifade ediyorum, duyuruyorum. 2017 yılı Ekim ayında inşallah valiliğimizin, belediyelerimizin destek ve katkılarıyla Uluslararası Manisa Sempozyumu'nu gerçekleştireceğiz. Ve bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Programda konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise şunları söyledi. Manisalı, Manisalı olarak gurur duymamız gereken, bahtiyar olmamız gereken çok sayıda unsur var. Ama bugün bu özel zaman diliminde, bu özel mekanda Turgutlu'nun özellikle gündeme alacağı bu özel buluşmada ben özellikle bahtiyarlığımı şu üç ana unsur üzerine inşa etmek isterim. Törenin sonunda eski belediye başkanlarından Mehmet Düzel Gökyaylı'ya, Turgutlulu tarih profesörü Salih Özbaran'a ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Feridun Emecen'e teşekkür plaketi takdim edildi. Şimdi yeni köy kurulan ilk köyler.
Evet sevgili seyirciler, Turgutlu'daki sempozyum devam edecek. Tabii sadece Turgutlu'da hareketlilik yok sevgili seyirciler. Yarın Manisa Merkezi de çok önemli bir festivale, bir buluşmaya Manisa ev sahipliği yapacak. Efendim 9. Sürdürülebilir Yaşam Festivali yarın Manisa'da başlıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günü bu festival devam edecek. Şimdi Sürdürülebilir Yaşam Festivali, film festivali nedir? Efendim nasıl böyle bir girişimin içerisine nasıl girildi? Amaç nedir? Film festivalinde gösterecek olan filmler neleri amaçlıyor? Ve bu film festivalini, bu kadar önemli bir projeyi Manisa'ya getiren kurumlar kimler? Biz bu akşam ana haber bülteninde kısa da olsa siz kamuoyuna bunları aktarmaya çalışacağız. Ana haber bülteninde iki çok değerli konuğumuz var efendim. Manisa Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halim Şivecan ana haber bültenimizde konuğumuz sevgili seyirciler. Efendim hoş geldiniz Sayın Şivecan, Sayın Ayberk Aloğlu. Şimdi ben Sayın Şivecan'dan başlamak istiyorum. Hikayenin nasıl başladığını bize anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü çok değerli yönetmenlerin yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30'a yakın filmi Manisa'da gösterime sunulacak. Efendim nerede? Kültür Sitesi salonunda bu filmleri ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Nasıl izleyeceksiniz? Sayın Şivecan ve Sayın Ayberk Aloğlu bize anlatsın. Teşekkür ederiz öncelikle bizleri davet edip festivalin destek verdiğiniz için. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 8 yıl önce sivil bir hareketin ortaya çıkarmış olduğu bir film festivali olarak başlamıştı. Sonra Türkiye çapında gönüllülerin ve sivil toplum örgütlerinin sahiplenmesiyle bir büyük festival haline geldi. Biz Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği olarak festivali daha önceden takip ediyorduk. Ve bu sene 20 ilde eş zamanlı festivali yapmayı düşünüyorlardı. Bununla ilgili kendilerine illerde sivil toplum örgütleri aradıkları ile ilgili ilan çıkmışlardı. Biz de Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği olarak çevre ve iklim değişikliğine konularında çok hassasız. Özellikle organik beslenmenin ve sağlıklı beslenmenin sürdürülebilir yaşam üzerinde etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Bunun için biz Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği olarak bu işe hazırız diye kendilerine iletmiştik. Kabul ettiler. Ondan sonra festivalin çok büyük ve Türkiye çapında olduğu için bunu tek başımıza organizasyonda problem yaşayacağımızı düşündüğümüzden sağ olsun Manisa Girişimciler Derneği Başkanı'na kendimiz giderek dedik ki yani Sayın Başkanım böyle bir Manisa'da bir film festivalini de düşünüyoruz. Bu konuda bize ne dersiniz? Ayber Bey sağ olsun çevre ve iklim konusunda zaten çok duyarlı bir dernek. Kendileri de bu konuda çok hassaslar. Organik konusunda daha önce de kendileriyle devamlı görüş içerisindeyiz. Aslında sözünüz kesin. Girişimciler Derneği sadece bu konularda değil. Tam da adı üzerinde çok girişimci bir dernek. Hemen her konuda. Sayın Aloğlu'nun ismini görmek, onun çalışmalarını görmemek mümkün değil. Biz sürekli takip ediyoruz. Bir televizyonumuz var, bir gazetemiz var. Bunları sürekli yayınlıyoruz. Girişimciler Derneği'ni çok iyi yaşatıyorsunuz. Hani o tabela dernekleri var ya, onlardan değilsiniz. Size biraz sonra bu konuda söz vereceğim. Buyurun efendim. Yani konuyu aslında çok güzel bahsettiniz. Biz de yeni bir derneğiz. 5-6 aylık bir derneğiz ve bizim aslında idolümüz Manisa Girişimciler Derneği. Yani biz onların izinde gitmek istiyoruz. Aynı o dernek gibi Manisa'ya faydalı olmak istiyoruz. Tabii bu aynı zamanda da Çölyak'ın Manisa'da duyulmasını istiyoruz. Çölyak ve Çölyak'la ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kısaca şöyle 100 dünya belgeseli içerisinde seçilmiş olan 30 belgeselin Türkiye'de izletilmesi açık kaynak olarak kişilere ulaşmasını sağlıyor. Bu da çevre ve iklim değişikliği temalı. İnsanların dünya geleceğiyle ilgili kaygılarında ya da dünyanın geleceğiyle ilgili çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili bilgilenmelerini sağlıyor ve bu hakkında yani bu görüşte değişmelerini sağlayan bir festival. Kelebek etkisi yaratmak istiyorlar. Yani bir filme gittiğinizde bir çevre ya da iklim değişikliği izlediğiniz o belgeselden sonra dışarı çıktığınızda muhakkak sizde bir etki yaratıyor. Bunu amaçlanıyor. Farkındalık yaratıyor, bilinçlendirme yaratıyor. Evet, bir farkındalık yaratmaya çalışıyor.
Biz hatta konuşmacı da çıkartmayı düşündük. Dedik ki bir Tarzan Kemal var. 30 tane belgeselin içerisinde 2 tanesi Türk belgeseli. Birisi Tarzan Kemal, birisi de Kırlangıçlar diye. Belgesellerimiz altyazılı olacak. Çünkü orijinal ve ünlü yönetmenlerin oluşturmuş olduğu film tarzında Türkçe altyazılı olacak orijinal haliyle. Telif hakkı olduğu için o şekilde düşünülmüş. Manisa için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir festivalin Manisa'da ilk defa olduğunu biliyoruz. Bunu geleneksel hale çevirmemiz için Manisalıların buna destek olmasını ve sahiplenmesini istiyoruz. Sahiplenebilmesi için de Manisalıların, sevgili seyirciler, önce bir gidip görmek lazım. Yani şimdi birçok etkinlik yapılıyor Manisa'da. Konferanslar yapılıyor, sempozyumlar yapılıyor, seminerler yapılıyor. Biz bunların duyurularını televizyonumuzdan, gazetelerimizden, internet haber sitelerimizden duyuruyoruz. Ama sıkıntı şurada. Her ne kadar bu duyuruları kamuoyu görse de, okusa da pek fazla ilgi göstermiyor. Bir merak edilse, gidilse acaba ne anlatılıyor? Bu kadar masraf, bu kadar etkinlik, efendim davetliler oluyor. Bakın işte Turgutlu'da sempozyum, uluslararası sempozyumdan bahsediyoruz. Bilim adamları geldiler. Yarın da 9. Sürdürülebilir Yaşam Festivali saat 19.30'da Manisa Kültür Sitesi Lale Salonu'nda. Bir gidip görmek lazım, izlemek lazım. Bu belgesellerden mutlaka hepimizin çıkartacağı dersler vardır. Hayatımızı etkileyen, hayatımızda belki de nasıl davranacağımızı bilmediğimiz bazı konulara orada cevaplar bulabileceksiniz. Bu açıdan Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu saat 19.00'da sizi bekliyor efendim. Gidin izleyin. Ama sadece yarın değil. Bu gösterimler cumartesi günü ve pazar günü yine aynı saatlerde mi? 10'da başlayacak cumartesi pazar. Hı. Yarın 14'te Tarzan Kemal ile başlangıç yapacağız. Tarzan Kemal izledikten sonra Bedriye Hanım bir konuşması olacak. Yani filmin pekiştirilmesi amaçlı. Cumartesi pazar 10'da başlıyor gösterimlerimiz. Ben mesela belgesellerden bir örnek verebilirim. Benim 19.30 dedim gala gecesi. Gala gecesi. Gala gecesi yani. Ama gösterimler saat 14'te başlıyor değil evet, mi efendim? Evet. Yarın 14'te başlayacağız. Yarın herkesi bekliyoruz. Cumartesi pazarda 10'dan akşam 8-9'a kadar devam edecek. Biraz sonra ben çok kısa çok fazla zamanınızı almadan, çok fazla kafanızı ütülemeden bu film gösterimlerinden sizlere bahsedeceğim saatleriyle birlikte. Ama Sayın Alaoğlu'na söz vermek istiyorum. Tekrara düşmemek adına derneğinizin girişimcilik çalışmalarını ve Manisa kamuoyuna aktardığımız bu güzel etkinliklerini çok fazla üzerinde durmadan. Nasıl dahil oldunuz? Siz işin neresindesiniz? Teşekkür ederiz. Ekran başındaki sayın izleyicilerimizin de hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle bir teklifle Halim Bey geldiğinde tabii ki dedik. Neden olmasın? Çünkü çok güzel bir teklifti bu bizim için bu teklif. Devamlı da çevre ve organik gıdalarla ilgilendiğimiz bir projeler konusunda bunların da gelmesi bizi memnun etti. İlk duyduğumuzda biraz heyecanlanmıştık. Olayın hakikaten bu kadar büyüklüğünü biz işin içine girdikten sonra öğrendik. O zaman daha da bir heyecan sardı. Çünkü biz hepimiz sanayici ve iş adamlarıyız fakat ekonominin de, siyasetin de en önemli başında gelen şeyin sağlık olduğunu hepimiz biliyoruz ve bazen de bunu göz ardı ediyoruz. Buraya geleseye kadar dedik ki bunların en başı sağlıktır ve bu sağlığı da kaybetmemek için elimizden gelen ne yapılması gerekiyorsa el vermek, destek vermek gerekir diye düşündük. Bu konuya topyekun canhıraş girmiş durumdayız. Tabii burada şöyle söyleyeyim yani bir çölyak, bir magider aynı zamanda sağ olsun büyükşehirde bize mekan sahipliği yapıyor. Kim ne yapıyor diye sorulduğunda herkes el ele vermiş. Hakikaten sağlık, sıhhat ve sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir enerjiyle ilgili nelerin yapılması gerektiğini halkımıza anlatmak için kol kola vermiş, el ele vermiş durumdayız. Bunun da faydalı olacağını düşünüyorum. Yani belki bir hatta Antalya Film Festivali'ne bazen örnek veriyorum ben buna. Antalya Film Festivali'nde hiçbir şey anlatılmamasına rağmen canhıraş içerisi doluyor. Fakat Manisa'da böyle büyük bir organizasyon ki sağlıkla ilgili, ki yeşille ilgili, yeşil ve mavi biliyorsunuz ya yani bunların üzerine başka bir şey şu an tanımıyorum.
olması gereken bunlar ve bunlar hepsinin temelini oluşturan unsurlardır. Daha sonra dediğimiz gibi ekonomisidir, siyasetidir, politikadır, ailesidir, yaşamıdır, vatanıdır. Hep bundan sonra geliyor. Çünkü önce sağlıklı sağlık, yaşayabiliyorsanız zaten politikayı da yaparsınız, eğitimi de görürsünüz, efendim hizmetlerinizi de verirsiniz, çalışırsınız da para kazanırsınız da, ama sağlığınız yoksa maalesef hiçbir paranızı da kazanamayacaksınız. Olmuyor. Çocuklarınıza veya sevdiklerinize o konforlu hayatı sunamayacaksınız. Kesinlikle. Bakalım başladık. Hayırlısıyla inşallah iyi de olacağını düşünüyorum. Biz severek girdik. İnşallah halkımız da bunu severek karşılar. Uygun olacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi bunu da çok uzatmanın bir şeyi duymuyorum. Çünkü gelip izlemelerini tavsiye ediyorum. Evet. Tabii orada görmedikten sonra ne anlatıldığını siz kendi gözlerinizle görmeyip hissedemediğinizden sonra, yüreğinizle hissedemedikten sonra bizim canlı yayında burada bir sürü cümleler kurmamız pek bir şey ifade etmiyor. Peki efendim, bu yarın gösterime sunulmaya başlanacak olan filmler, çok kısa, ben çok fazla zamanınızı almadan hemen anlatayım. Yarın saat 14'te Kültür Sitesi Lale Salonu'na değil mi gösterilecek efendim? Kültür Sitesi Lale Salonu'na tüm gösterimler oldu. Yarın saat 14'te başlayacak. İlk film Tarzan Kemal, Bir Kentin Hikayesi efendim. Filmlerin tamamı Türkçe altyazılı olacak. Çünkü İngilizce çekilmişler ve sanıyorum ki bütün dublajlar... Yani 100 dünya belgeseli içinde seçilmiş olan 30 belgesel. Sadece 2 tane Türk belgeselimiz bunun içerisine girebilmiş. Tarzan Kemal Türkçe Kırlangıç Projesi İngilizce Türkçe altyazılı olacak. Evet. İsterseniz tabii burada bizim kendi şehrimizin çok değerli yazarları da var. Mesela Tarzan Kemal'de sevgili Bedriye ablamız, hepimizin tanıdığı Bedriye Aksakal da bir sohbette bulunacak. İkinci film 15.45'te Gölün Kızı, 87 dakika. 18.30'da başka bir gösterim var, Ortak Bir Hak efendim. O da yine Kültür Sitesi Lale Salonu'nda. Cumartesi gününe geçiyoruz efendim. Tekrar size söz vereceğim. Cumartesi günü yine gösterimler saat 10'da başlıyor Kültür Sitesi Lale Salonu'nda. Onda ilk gösterime sunulacak olan belgesel Kırlangıç Projesi. 11.15'te Yaşayan Tohum yine Kültür Sitesi Lale Salonu'nda. 12.45'te Çiftçinin Çağı. Bakın bunlar hep seçilen konular. Toprak, hayat, sağlık, sağlıkla ilgili projelerin ele alındığı belgeseller efendim. 12.45'te Çiftçinin Çağı demiştik. 14'te Sökme, 16.30'da Seçme Vakti, 19'da Ekonobis. Pazar gününe geçiyoruz. Yine gösterimler saat 10'da Kültür Sitesi Lale Salonu'nda başlayacak. 10'da Toprağa Dönüş adlı bir belgesel yayınlanacak. 11.30'da Kullan Ye Kaşıkların Hikayesi, 13.15'te Şişedeki Mesaj, 15'te Bangalore'daki Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm, 17.15'te E-Atık Felaketi, 19.30'da Yeni Bir Paradigmanın Eşliğinde İşbirliği Kültürü. Akşam saat 19'da da, yarın akşam saat 19'da da 9. Sürdürülebilir Yaşam Festivali'nin gala gecesi var sevgili seyirciler. Halka açık mı efendim bu? Tabii ücretsiz olarak halka açık. Tüm halkımız davetlidir. Ben hemen isterseniz iki tane filmden bahsedeyim. Lütfen. En azından izleyicilerimizin de nasıl bir belgesel beklediğini düşünürler. Dünya Kadar Zaman diye bir belgeselimiz var. 10, 8 ve 4 yaşlarında çocukları olan bir ailenin Kuzey Kanada'da elektriği, suyu, interneti, hatta saati bile olmadan geçirmeyi düşündüğü 9 ayı anlatıyor. Yani teknolojiden uzak bir hayatı anlatacak ve burada dünya kadar zaman kaldığını anlatacak bize. Teknolojik aletlerin ne kadar şeyde hayatımızda... Bizi ne kadar meşgul ettiğini anlatacak değil mi? Kesinlikle. Böyle bir belgeselimiz var. E-Atık Felaketi de bu biraz önce bahsettiğimiz teknolojik atıkların gelişmiş ülkelerde bulunan 50 milyon ton elektronik aletin oluşturmuş olduğu atığın gayri resmi yollardan az gelişmiş ülkelerde %75'i gayri resmi yollardan az gelişmiş ülkelere aktarıldığını ve bunların orada yapmış olduğu çevre kirliliğini anlatacak. Yani teknolojileri kullanıyoruz ama bundan sonraki bu kullanmadığımız teknolojik atıkların ne olduğuyla ilgili, dünyayı ne kadar kirlettiğiyle ilgili bir belgesel. Evet. Bunları seyredeceğiz. Seyircilerimizi bekliyoruz. Efendim bu bir farkındalık projesi. Sadece bir film gösterimi değil. Efendim bilmediklerimizi veya bilip de kulak ardı ettiklerimizi, yapmak istemediklerimizi, işte telefonsuz yaşayamıyoruz, televizyonsuz yaşayamıyoruz, internetsiz yaşayamıyoruz. Evimizdeki teknolojik cihazlar var efendim, elektronik cihazlar var. Onlarla yaşayamıyoruz, onlarsız yaşayamıyoruz. Ama yaşanabiliyor aslına bakarsanız. Dağın tepesine gittiğiniz zaman her türlü yiyeceğinizi, eğer tarlanız varsa ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, yiyebiliyorsunuz.
yaşanabildiğini, nasıl yaşanabildiğini gösteren belgeseller bu. Ve insan sağlığına ve dünyanın ayakta durabilmesi için, süregenliğini devam ettirebilmesi için neler var bizlere zarar veren, bunların hepsini bu belgesellerde bulabileceksiniz. İki değerli dernek efendim, Magider ve Çolyak ve Organik Beslenme Derneği el ele vermişler. Böyle güzel bir projeyi bize getirmişler. Gelenekselleştirmeye çalışıyorlar. Çok önemli bir proje, çok önemli bir girişim. Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayberk Alaoğlu ve Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halim Şilecan ana haber bülteninde yarınki cumartesi günkü ve pazar günkü bu gösterimleri ve amaçlarını, nedenlerini bizlere anlatmaya çalıştı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizleri yine başka etkinlikler için ana haber bültenlerimize veya programlarımıza davet edip bilgileri almak isteriz. Çok sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Ana haber bültenine katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Bültenimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olan Özgür Özel gerçekleştirdiği basın toplantısında başkanlık sistemi ve CHP hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sisteminin içinde bulunduğu hiçbir teklife evet dememiz, başkanlık teklifini müzakere etmemiz, başkanlığın B'sini konuşmamız mümkün değil. Kapının açık olduğu kısım 15 Temmuz'da hep beraber sahip çıktığımız bu güzel ülke ve bu parlamentoda 15-16 Temmuz ruhu ve ardından gelişen diyalog ortamında artık partilerin birbirine kapıyı kapatmaması ilkesinden ve diyaloğun her zaman olması gerektiği ilkesinden dosyasında ne olduğundan bağımsız olarak eğer başbakan randevu isterse kapımız ona açıktır. Başbakanın başkanlık sistemi önerisi varsa, bunu MHP ile konuşacaklarsa ya da kendi teklifle getireceklerse elbette ana muhalefet partisi olarak o teklifin içeriğini görmek isteriz. Ancak bize yapılacak herhangi bir başkanlık sistemi önerisini içerikten önce ilkesel olarak parlamenter sistemi savunduğumuz, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduğumuz, halktan alınan yetkinin sadece halkın temsilcileri tarafından kullanılabileceğini, devredilemeyeceğini, çok aklın tek akıldan, çok sesin tek sesten üstün olduğunu ve yararlı olduğunu düşünen bir parti olarak çok net olarak söylüyoruz. Açık olan kapı çayımızı içmek için gelecek olan, Türkiye ile ilgili görüşlerini söyleyecek olan siyasi partilerin temsilcilerine kapımız açıktır. Başkanlık sistemi önerisinin geçeceği, bırakın kapıyı, bir anahtar deliği yoktur Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında. Kurucu değerlere bağlı, özgürlükçü, güçlü sosyal devlet öngören, parlamenter sistemi esas alan, güçler ayrılığına dayanan ve güçler ayrılığını kuvvetlendirmeyi savunan, denge ve denetleme mekanizmaları olan, güçlü ve bağımsız bir yargı kurmayı ilke edinmiş, özerk kuruluşları güçlendirme hedefinde bir anayasa görüşümüz var. Ama anayasalar tamamıyla toplumsal uzlaşı metinleridir. Bir partinin ürünü olması doğrudan, ki bugün Adalet ve Kalkınma Partisi de o çıkmasın işindedir. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ağzına başkanlık sistemini anabilmiş midir? 15 Temmuz'dan sonra Sayın Başbakan ağzına başkanlık sistemini anabilmiş midir? Eğer alabilselerdi vatandaş demez miydi? Memleket ne halde, sen hala kendin için koyutluk istiyorsun. Ama bu talep bir başka şekilde canlandırıldı. Sayın Bahçeli ifade etti. Bu Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ın bir şekilde bir iletişim, bir irtibat, bir temas halinde olduğunu da ortaya koyuyor artık bugün gelinen noktadan sonra. Ama yine de toplum başkanlık sistemini mi tartışıyor? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı, milliyetçiler, kendi partilerinin yönetim biçimini ve genel başkanı mı tartışıyorlar? Bugün gelen nokta şudur. Millete rağmen, vatandaşa rağmen birisinin siyasi ikbali, hedefi, birisinin kendisiyle ilgili taleplerini, ama kendisi, ama partisi, ama bir irtibat ve iletişimde oldukları bir diğer siyaset insanı o kişi için dile getirdiğinde, bu meselenin kendisini değil, ortaya çıkış şeklini tartıştıran ve siyasi tartışmaların ötesinde kişilerin siyasi ikballeri veya ne biçim mecburiyet, mahcubiyet ve mahkumiyetleri olduğunu bu tip davranmak için tartışmaları getiriyor. Bugün tartışılan
AKP'nin başkanlık sistemi değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanın iş görüş biçimi ve kendi partisiyle paylaşmadan bugüne kadar taban tabana zıt olduğu bir konuda ortaya koyduğu yaklaşımdır. Bunu da ibretle ve siyaset tarihimizin önemli kırılma noktalarından bir tanesi olacak günleri yaşıyor olmanın sorumluluğu içinde takip ediyoruz. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ağırladı. İyi oldu yani, çocuklara da bir moral oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ağırladı. Öyle mi bitmiş? Bir bitti. İyi ama galiba artık. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Şehzadelere yapılacak ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediyesi ile bir diyalog halinde hizmet ettiklerini ifade etti. Seçilmiş kişiler olarak bugüne kadar uyum içerisinde siyasi farklılıklarımızı da bir kenara bırakarak ortak paydalarda buluşup şehrimize hizmet ediyoruz. Diyalog ortamını muhafaza ediyoruz. Halkımız da bundan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hatta daha çok diyalog, daha çok işbirliği bekliyor vatandaşlarımız, her partili vatandaşlarımız. Zaten belediyecilikte siyasetin geri planda olması gerekiyor. Aynı şehirde yaşıyoruz, sürekli iç içeyiz. Yıllara dayanan zaten hukuklarımız var. Görevlerimiz bitse bile devam edeceğine inandığımız hukuklarımız var. Şükür ki uyum içerisinde güzel işleri hep birlikte yapalım diye çaba ve gayret sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılacak olan yatırımlar ve projelere Şehzadeler Belediyesi ile birlikte imza atacaklarının altını çizdi. Bugüne kadar güzel bir işbirliği kapsamında ortak istişarelerle Manisa'ya hizmet noktasında güzel şeyleri bir yandan hazırlıkları yapılırken bir yandan da atma noktasındayız. Ümit ediyorum ki bundan sonraki kalan süreçte bugüne kadar olan güzelliklerin artık icraat noktasında da sahaya yansımasıyla çok daha güzel şeyleri inşallah katacağız. Bundan hiç kimse şüphe duymasın. Siyasi partiler, ayrı partiler de olsa belediyecilik siyasetin bittiği noktada vatandaşa herkese eşit hizmetin götürülmesini kapsıyor. Başkan Ergün, Sümerbank arazisinde yapılacak olan ortak projeyle ilgili kamu ihale kurumuna yapılan itirazın geçtiğimiz gün neticelendiğini ve yeni ihale sürecine başladıklarını belirtti. Bu arada Sümerbank'la ilgili de hazır gelmişken müjdesini vereyim. Mevcut KİK'e yapılan itirazlar dün itibariyle neticelendi. Hemen şu anda yeni ihalesine çıkma noktasında ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığımız start verdi. Bugünlerde yeniden ihale gününün hemen alımı, yılbaşına kadar da ihaleyi neticelendirelim düşüncesindeyiz. Yeni yıla çok güzel bir projeyi ortak proje olarak daha önce duyurduğumuz Sümer Parkı inşallah hayata kazandıralım diyoruz 2017 yılında. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın merkezinde yaşanan imar sorununu 2017 yıl sonu itibariyle çözmeyi hedeflediklerini ifade etti. Manisa'nın bir numaralı sorunu imar. Yıllardan beri kanayan yarası. Bununla ilgili de Sayın Başkanım ve teknik ekibiyle alt komisyonlarda çalışmalarımız devam ediyor ve bu görüşmelerin çalışmaları ve jeolojik hali hazırlar beldeler noktasında tamamlandı. Artık mahalleler bazında ve beldeler bazında bu imar planlarının çalışmasını Şehzadeler Bölgesi olarak hem de Yunus Emre olarak tahmin ediyorum 2017'nin sonuna kadar bu imar planlarını artık Manisa'da bir Manisa'nın gelişimi için yeni alanların açılabilmesi için bu çalışmalar hiç durmaksızın devam ediyor. Bu imar planlarında bu sene inşallah hedefimiz artık ortak müştereklerde çıkarmak ve Manisa halkına kazandırmak. İnşallah bunu da hep beraber yapacağız. Sevgili seyirciler, Soma'daki maden faciasını çizmeleri mi çıkarayım mı, sede kirlenmesin sözüyle Soma maden faciasına damga vuran ve dünyanın konuştuğu maden işçisi Murat Yalçın'ın annesi vefat etti. 67 yaşında hayata gözlerini yuman Aysel Yalçın, Kırkağaç Karaosmanlı Camii'sinde dün kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen maden faciasına çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin sözüyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran maden işçisi Murat Yalçın'ın annesi Aysel Yalçın Kırkağaç'ta vefat etti. Bir dönem dünyanın konuştuğu isim olan Murat Yalçın'ın uzun yıllardır Kırkağaç'ta ikamet eden annesi Aysel Yalçın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 64 yaşında hayata gözlerini yuman Aysel Yalçın, Kırkağaç Kara Osmanoğlu Camii'nde dün kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Annesini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Murat Yalçın'ın üzgün ve bitkin olduğu görüldü. Cenazeye katılan çok sayıda vatandaş merhumeyi bu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sevgili seyirciler, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nce 17 ilçede 30 noktada 1500 polisin katılımıyla Huzur 45 adı verilen asayiş uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet, Motorize, Trafik ve Asayiş Şube birimlerine bağlı 1500 polis, Merkez Yunus Emre ve Şehzadeler ilçesinde 5 noktada olmak üzere 17 ilçede 30 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Merkez ilçelerdeki eğlence mekanlarında kimlik kontrolü yapan polisler, şehir giriş ve çıkışlarında ise araçlarda arama yaptı. Uygulamada özellikle eğlence mekanlarında çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgulaması yapıldı. Manisa'nın giriş ve çıkış noktalarındaki trafik denetimlerinde ise ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılarak araçlar dikkatlice arandı. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kasım ayı başında SGK İl Müdürü Vekili görevine atanan Yavuz Kurt'u makamında ağırladı. Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne atanan Yavuz Kurt, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Kurt, Manisa'nın bir evladı olarak Şehzadeler Belediyesi'nin hizmetlerini yakından takip ettiğini ifade etti. Manisa İl Müdürlüğü'nde 2 hafta kadar önce görevimize başladık SGK İl Müdür Vekili olarak. Kurumumuzda zaten baş müfettiş olarak teftiş kurumunda görevliyelik devam ediyorduk. Yapıyı biliyoruz. Şehzadeler Belediye'mizi ben bir Manisalı kardeşimiz olarak burada da ikametim devam ettiği için ilgiyle ve merakla hizmetlerinizi takip ediyoruz. Özellikle dikkatimizi çeken, ben kamu yönetim mezunu olduğum için biraz daha böyle ilgiliyim bu konulara. Özellikle vatandaş odaklı, hizmet odaklı projelerimiz takdire şayan. Bunlar bizim için büyük bir beğeni ve ilgi kaynağı oluyor haliyle. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, atanmış olduğu yeni görevi nedeniyle SGK İl Müdür Vekili Yavuz Kurt'u tebrik etti. Sayın İl Müdürlüğü'ne atanan Manisalı hemşerimiz Yavuz Kurt Bey'e bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerine yeni atandıkları bu görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Şehrin bir evladı olarak Manisa açısından da son derece önemli. Halkımızın sürekli gidip geldiği, etkileşim içerisinde bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çok başarılı olacağına ben yürekten inanıyorum. Tabii ki biz Şehzadeler Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle sürekli istişare içerisinde ve büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Nihayetinde hepimizin gayesi bir, gaye vatandaşlarımıza, halkımıza hizmet edebilmek, hayatı onlar için daha kolay hale getirebilmek. Bu noktada da el birliğiyle hizmet edilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla da belediye olarak şüphesiz ki birçok ilişkilerimiz, işlerimiz var. Ama şunu müdürümüze söyleyeyim, bizim Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiçbir borcumuz yok. Bütün evet, ödemelerimizi zamanında yapıyoruz. Aynen. İyi bir müşterisiyiz. Aynen öyle. Prim borcumuz çok başarılı. Böyle bu alanda ben tekrar Yavuz Bey'i tebrik ediyorum. Çok İnşallah üstün başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah razı olsun. Çok
Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi vezneleri 6736 sayılı bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında yapılandırmaların 25 Kasım tarihinde sona ermesi ve çevre ve temizlik vergileri ikinci taksitlerinin son gününün 30 Kasım olması nedeniyle Kasım ayı sonuna kadar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri açık olacak. Şehzadeler Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi vezneleri Kasım ayı sonuna kadar hafta sonları hizmet vermeye devam edecek. Emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergileri ikinci taksitlerinin ödemeleri sürüyor. Yunus Emre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi vezneleri hafta içi ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar için hafta sonunda tam mesai yapacak. Toplam 170 lira. 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son gün 25 Kasım ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinin de son gününün 30 Kasım olması nedeniyle tahsilat veznelerinin hafta sonları da hizmet vereceği bildirildi. Sevgili seyirciler, Kemahlı'nın evi olarak bilinen ve yaklaşık 150 yıllık Osmanlı mimarisine sahip olan restorasyon çalışmasında sona doğru geliniyor. Soma evi olarak kültürel faaliyetlerde bulunacak olan ev aslında uygun olarak Soma Belediyesi tarafından restore ediliyor. Allah rahmet eylesin. Yani ailesi çocukları olmadığı için vefatından sonra malları hazineye geçmiş. Kemahlı'nın evi olarak bilinen ve yaklaşık 150 yıllık Osmanlı mimarisine sahip evin restorasyon çalışmasında sona doğru geliniyor. Soma evi olarak kültürel faaliyetlerde bulunacak olan ev aslında uygun olarak Soma Belediyesi tarafından restore ettiriliyor. Soma'da değişik yerlerde ona ait olan gayrimenkuller var, taşınmazlar var. Mesela Çarşamba Pazarımızın olduğu yerde böyle. Turgut Alp'te bazı yerleri var. Bu ev de ondan kalan hatıralardan bir tanesi. Soma Belediyesi olarak biz bu evi restore edip kullanmak üzere hazineden tahsis aldık. Belli bir süreliğine bize burayı tahsis ettiler. Şartı belediye tarafından restore edilmesi ve bir Soma evi olarak kullanılması, muhafaza edilmesi. Restorasyon için önce projeleri hazırlandı, onaylandı. Akabinde de gerçekleştirdiğimiz bir ihale ile restorasyon işlemlerine başladık. İhale söz konusu işin yaklaşık maliyeti 549 bin lira. Sözleşme bedeli 398 bin lira olarak gerçekleşmiş. Ve şu ana kadar da 264 bin liralık harcama yapmış. Belediye bütçemizden yapılan harcama bedeli o. Artık tamamlanma aşamasında epeyce mesafe kat ettik. Yine aynı zamanda Dağkale köyümüz biliyorsunuz. Tarihi önemi olan, değeri olan bir mahallemiz bizim. Orada da hem belediyemizin sahip olduğu evler var, hem de vatandaşlarımıza ait olan yerler var. Buralarda da restorasyon işlemleri başladı. Orada da 4-5 tane eski bina restore edildi. Şu an bir fonksiyon kazandırılamadı ama en azından binalar kurtarılmış oldu. Artık harap olmaktan, işte yıkılma tehlikesinden kurtarılmış. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi'nin 6.sını düzenlediği girişimcilik kursuna katılan kursiyerler gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı. Dedi ki yani bir... Buraya bakalım. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik eğitimlerini sürdüren Yunus Emre Belediyesi, 6.sı düzenlenen kursları tamamlayan 25 kursiyeri sertifikalarını törenle verdi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Manisa İşkur Müdür Vekili Metin Demirci, Yunus Emre Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel ve kursiyerler katıldı. Dedi ki yani bir... Törende kursiyerlere seslenen Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, iş kuracak girişimcilere hayırlı kazançlar diledi. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Yunus Emre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi Başkanımızın da çok selamlarını getirdim. Kendisi de özellikle bu girişimcilik kurslarını devam etmesini istemektedir ve desteklemektedir. Bu manada hepinizin dolu bahtı açık olsun. İnşallah arzu ettiğiniz, hayal ettiğiniz iş yerlerini açarsınız.
yeni istihdam alanları oluşturursunuz. Memleketimize, vatanımıza güzel işler kazandırırsınız. İşkur Müdür Vekili Metin Demirci ise şunları söyledi. Değerli girişimciler diyorum. Çünkü artık bundan sonraki aşamada sertifikayı aldıktan sonra iş hayatına atılımınızı bekliyoruz. Bu konuda tabii KOSGEB'in de desteği olması gerekiyor. İnşallah açılışını beraber yaptık. Şimdi kapanışı da beraber yapıyoruz. Ve iş yerlerini açtığınız zaman da inşallah iş yerlerinize gelip yine açılışlarda bulunmayı da nasip olur. Teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları İdris Avşar, Metin Demirci ve Orhan Güzel tarafından verildi. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Akhisar Belediyespor Süper Lig'de bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Bursa Spor ile 9. kez mücadele edecek. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü saat 16'da Bursa Spor'un konuğu olacak Akhisar Belediyespor'da çalışmalar devam ediyor. Yeşil siyahlılarda dün nezle olan ve idmana çıkamayan kaleci Fatih Öztürk takımla çalışmalara katılırken yine sağ ayak tarağındaki ağrı nedeniyle golcü oyuncu Hugo Ödeyega takımdan ayrı kapalı alanda fitness çalışması yaptı. Yapılan sabah idmanında düz koşu, 5'e 2 pasın ardından yeşil siyahlılar yarım sahada taktik çalışması yaparken idman sonunda teknik direktör Dolunay Kafkas, Muğdat, Vasti, Ömer Bayram, Mervan Çelik ve Guemo'ya özel şut çalışması yaptırdı. Teknik direktör Tolunay Kafkas, hafta içinde hafif sakatlığı bulunan ve takımla çalışmalara katılamayan Hugo Ödeyaga'nın Bursa Spor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumun bulunmadığını kaydederek idmanlarda en iyi performansı gösteren futbolcular kadroda yer alacaktır dedi. Yeşil siyahlar yarın sabah yapacağı ter idmanının ardından saat 14'te karayoluyla tesislerden hareket ederek Bursa'ya gideceği ve maç saatini bekleyeceği bildirildi. Akhisar Belediyespor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Hugo Ödeyega ve Gustadio'nun sarı kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer aldığı bildirildi. Bursa Spor'la 9. kez karşılaşacak Yeşil Siyahlar'da teknik direktör Tolunay Kafkas'ın sahaya Fatih, Caner, Serdar, Ömer, Lopez, Gustadio, Guemo, Mervan Çelik, Muğdat, Özer ve Hugo muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor. Süper Lig'de iki takım daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken Akhisar Belediyespor'un 3, Bursa Spor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki ekip arasında en son Bursa'da yapılan karşılaşmayı Akhisar Belediyespor 2-0 kazanmıştı. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.